Sevgili dostlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Kanalıma daha önce sucuk nasıl yapılır diye bir tarif paylaşmıştım. 5 sucuk. Sucuklarımı yaklaşık olarak ben balkonumda rüzgar alan bir yerde 8 gün kadar, bugün 8. gün dinlendirdim, kuruttum. Size şimdi bir beraber açacağız. Ben de çok merak ediyorum nasıl oldu diye. Şu kolay bir yerine, neyse bıçakla keseyim. Böyle biraz zor olacak. Kesmek de istemiyorum bezini. Sonra belki bir daha sararım üst kısmını diye. Evet. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir güzel açayım da. Sonuç bu şekilde arkadaşlar. Sucuğum gayet güzel bir şekilde kurumuş. Şöyle görebiliyor musunuz tam? Şu bez parçası, bunlar sorun değil. Bunları alırsınız. Sonuç gayet iyi. Bir de bunu kesip bakalım nasıl olmuş diye. Acayip bir güzel koku. Arkadaşlar, sucuklarımı güzelce doğradım. Tavama koydum. Şimdi bunu kızartacağım. Size orada da göstereceğim nasıl olmuş diye. Yani size sonucu şöyle göstermek istedim. Gayet güzel. Hiç küflenme yok. Hiçbir şey yok. Ama bana kalırsa biraz daha bekletirsem daha iyi olur. O yüzden askıdaki sucuklarımı balkonda da halen bekleteceğim. Sucuklarımı ocağımın üstüne koydum. Şimdi kızartmaya başladım. Bakalım nasıl olacak. Ya oranı nasıl? Börecikle görmüş olacağız. Kokusu acayip güzel. Aroması gayet iyi. Yağ oranı da şu an güzel gözüküyor. Kaburga bölgesinden çektirmiştim kıymamı. Bence 1 kilo kaburgadan yapılan ete herhangi bir ekstradan yağ koymaya gerek yok. Gayet yeterli. Yoksa yağ az olmuş olsa kuru bir şekil olurdu. Gayet yağ kıvamı, kıymamın iyi. Hafif de tuz atalım üstüne. Yeterli.